açık ders malzemeleri Algoritmalara Giriş 6046 J 17. ders. En kısa yollar hakkında konuşacağız. Ve önümüzdeki 3 ders en kısa yollar olacak. Böylece bu bir üçleme oluyor. Bugünkü en kısa yollar 1. Hafta sonu Star Wars Yıldız Savaşları filmlerinin bir sürü versiyonunu seyrettim. Dün matinesinde müzikalini seyrettim. Bir MIT müzikaliydi. Eğlenceliydi. Üç film birden yaklaşık dört saat sürdü. Biraz uzundu ve sonra Cuma günü tek kişilik gösteriyi seyrettim. Tek kişilik Yıldız Savaşları. Üç orijinal film bir saat içinde. O da çok uzun tersi oldu. Her ikisi de eğlenceliydi. Böylece üçlememi saplıyorum. Tüm kısımlar. Önce yeni ümit ile başlayacağız. En kısa yollar problemini göreceğiz ve onun özel bir durumunu çözeceğiz. Çok enteresan bir versiyonunu. Ve ilerledikçe giderek genelleşen versiyonları ele alacağız. En kısa yollar geçen hafta gördüğümüz dinamik programcılığın bir çeşit uygulamasıdır ve geçen hafta hırslı algoritmaları görmüştük. Böylece bunu geliştireceğiz ve A*dan ne bileyim bir e mümkün olan en kısa ve çabuk yoldan varmak gibi önemli bir problemin çözümü için bazı çok enteresan algoritmalar elde edeceğiz. Tabii tüm bunlar bir grafik dünyasında yaşadığınız zaman geçerli. Geometrik en kısa yollar var ki bunlar biraz daha güçtür. Biz burada sadece grafikteki en kısa yollara bakacağız. Şimdi Umarım hepiniz grafikte bir yolun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ama hemen çok kısa bir özetleme yapayım. Çünkü weighted graphs yani ağırlıklı grafiklere bakacağız. Yani normal yapılanmış bir yönlendirilmiş G grafiğimiz olsun. Belli köşeleri ve kenarları var. Kenar ağırlıklarımız var. Bu durumu daha ilginç kılıyor. Bu her kenar üzerindeki gerçek sayı. Böylece kenar ağırlıkları bir W fonksiyonuyla veriliyor. Her kenar için bir gerçek sayı elde ediyorsunuz. Ve sonra grafikteki yollara bakarak bazı basit adlandırmalar kullanacağız. Bir yol olarak adlandırılan yollar P. Belli bir köşeden başlıyor ve belli başka bir köşeye gidiyor ve böyle devam ediyor. Son köşeye Vx diyelim ve bunlardan her birinin digrafta yönlendirilmiş bir kenar olmaları gerekiyor. Yani bu bir yönlendirilmiş ağırlıktır. Buradaki kenarlara uyumlu olması lazım. Öyle bir yolun ağırlığının yol boyunca yer alan tüm kenarların toplamı olduğunu söyleyeceğiz. Ve buna WP diyeceğiz. Bu toplam i birden k eksi 1'e kadar değişirken w v i virgül v i artı 1. Sadece vurgulamak ve bunun ne kadar genellenebileceğini ifade etmek için belli bir yolumuz var. Belli bir köşeden hareket ediyor. Yol boyunca kenar ağırlıkları var. Hipotetik bir grafikte kendi seçmiş olduğumuz rastgele bir yol var. Bunları tekrarlamamızın nedeni kenar ağırlıklarından bazıları negatif olabilirler, bazıları sıfır olabilir. Burada toplam eksi 2'dir. Yani bu yolun ağırlığı eksi 2. Ve muhtemelen grafik bundan daha büyük. Bu grafikteki sadece bir yol. Genelde köşelerde tekrarlayamayan basit yolları düşünürüz ama bazen tekrarlamalarına izin veririz. Bundan sonra önem verdiğimiz şey belli bir en kısa yol veya herhangi bir en kısa yol. Elimizdeki tek en kısa yol değil ama buna rağmen buna en kısa yol diyeceğiz. Demek ki belli bir A'dan belli bir B'ye olan en kısa yolu istiyoruz. Örneğin U ile V köşeleri arasındaki İlaveten bunun U'dan başlayıp V'ye gitmek şartıyla olabilecek en az ağırlıktaki bir en kısa yol olmasını istiyoruz. Pekala. Böylece aradığımız bunlar. Genel olarak size bir U köşesi veririz. Bir de V köşesini en hızlı şekilde en kısa yolu bul deriz. Bunun için iyi bir algoritma nedir? Gelecek 3 dersimizin konusu bu. Nispeten daha basit bir problem çözmeye çalışacağız. O da yolun ağırlığını hesaplamak ki esas itibariyle A ile B arasındaki mesafeyi hesaplamak olacak. Buna da U'dan V'ye kadar olan en kısa yolun ağırlığı diyeceğiz. Bu ağırlığı delta ile göstereceğiz. Yani delta UV. Böylece en kısa yolun veya en kısa her yolun ağırlığı bu oluyor. Başka bir deyimle her bir en kısa yolun ağırlığı üzerindeki minimum. Burada P, İngilizce PERF kelimesinin ilk harfi olarak bir yol oluyor. Şimdi ne kadar çok yol olabileceğini düşünün. Prensip olarak sonsuz olabilirler. Bilhassa köşeleri tekrarlamanıza izin verilirse. Tüm bu yollara tabii ki hipotetik olarak bakıyorsunuz. Asgari ağırlıklar alıyorsunuz. Soru mu? İyi, takip edecek sorum, en kısa yollar ne zaman mevcut olmazlar idi? Siz böylece bir versiyonu isabet kaydettiniz. Negatif, kenar ağırlıklı olduğu zaman. Prensipte negatif kenar ağırlıklarınız olduğu zaman bazı en kısa yollar en kısa yol olmadığında mevcut olmayabilirler. en kısa yollar olmaz. U'dan V'ye en kısa yol yok. Özellikle eğer iki köşem varsa U ile V bunların arasındaki en kısa yolu istiyorsam ve negatif kenar ağırlıkları varsa bu gene de iyidir. Zira negatif ağırlığı olan bir yolu hala hesaplayabilirim demek istiyorum. Öyleyse U'dan V'ye bir en kısa yol olmaması durumu ne zaman ortaya çıkar? Siz devam edin. İyi. Demek ki bu yol boyunca bir yerde bu kenarların hepsinin toplam ağırlıklarının negatif olduğu bir döngü varsa oraya gidip etrafında istediğim kadar dönerim. Ağırlık negatif olduğu için ağırlığı azaltmaya devam ederim. Sabit bir değeri düşürünce o noktadan V'ye gidebilirim. Öyleyse U'dan V'ye ulaşabilen negatif ağırlıklar döngüler olduğu sürece en kısa yol yoktur. Çünkü eğer herhangi bir yolu alırsam birkaç defa daha fazla dönerek onu daha kısa yapabilirim. Öyleyse bir anlamda bu gerçekten minimum değildir. Bu tip şeylerde fantaziyi seven kimseler için buna minimum değil, infimum denir. Bu durumda söyleyeceğimiz neylin delta uv'si eksi sonsuzdur. U'dan veya bir negatif ağırlık döngüsü var. Öyleyse bir anlamda endişe etmemiz gereken şey işte bu durum. Ama hiç negatif ağırlık döngüsü olmadığı sürece UV'nin deltası eksi sonsuzdan daha büyük bir sınırlı değer olacaktır. Bazen negatif ağırlıklarınız olabilir ama negatif ağırlık döngüsü yoktur. Grafiğinizde herhangi bir cycle olmayabilir. Bu hala enteresan bir durumdur. Ve not etmenizde fayda olan şey A'dan B'ye eksi sonsuz zamanda ulaşabilirsiniz. Bu o zamanda gezinme gibi bir şey olur. Eğer ağırlıklığınız zaman bağlamında kullanılmışsa. En kısa yollar başka ne zaman oluşmazlar? Gördüğümüz sadece bir durum idi. Daha basit bir durum daha var. Arada bir bağlantı yoksa. U ile V arasında herhangi bir yol olmayabilir. Bu küme boş olabilir. U'dan V'ye hiç yol olmayabilir. Ne olacağını burada tanımlayamayız. Ve eğer U'dan V'ye bir yol yok ise bu sonsuzdur diyeceğiz. Demek ki bu istisnai durumlar artı sonsuz ile eksi sonsuz var. Bunlar çok sezgi gerektiren şeyler. Çünkü eğer yol yok ise U'dan V'ye varmak gerçekten çok uzun zaman alır. Pekala. Tanım bu oluyor. Elbette zamanın en büyük kısmını bu durum üzerinde durarak sarf ederiz. Genellikle bu sınırlanmış bir kümedir. Pekala. İyi. Böylece tanım bu. Şimdi en kısa yollarla ilgili bazı yapısal özellikler elde edeceğiz ve bunlar bu yolları bulacak iyi algoritmalar kuramlamamızı mümkün kılacak. Ve özellikle dinamik programlamadan alacağımız fikirleri kullanmak istiyoruz. Öyleyse en kısa yolları çözmek için dinamik programlama kullanmak istersem neye ihtiyacım olur? İlk olarak neyi kontrol etmeliyim? Şimdiye kadar hepiniz dinamik programlama yaptınız. Bu nedenle hepinize bir anlam ifade etmesi gerekiyor. En azından birkaç hafta öncesine göre geçen hafta öğrendiklerimizin çok anlam ifade etmesi gerekiyor. Dinamik programlama içinizde olgunlaşan bir şeydir. Ben her yıl bir önceki yıla nazara daha iyi anladığımı görüyorum. Ama dinamik programlamayı özellikle bu sınıfta öğrenmiş iseniz kontrol etmeniz gereken bir güzel anahtar özellik var. Efendim? En iyi altyapı. Doğru. Bu terimi aklınızda tutmalısınız. Tek başına dinamik programlamanın etkin ve faydalı olması yeterli değildir. Ama en azından size onu kullanmayı denemeye yöneltir. Çok zayıf bir beyan oldu ama dinamik programlamanın bir anlam ifade etmesi için bunu kontrol etmeniz gerekir. Bu gerek şarttır. Burada en iyi altyapı demek, bir en kısa yola baktığımda, onun alt yolunun da en kısa yolu olmasıdır. Sonlandığı kendi uçları arasında değil, alt yolunu iki tarafında sonlandıran uçlardan herhangi birinden çıkan yollarda en kısa yollardır. Eğer aynı yerlerdeki iki uç arasında sona eren bir en kısa yolunuz var ise, bunun herhangi bir alt yolu da en kısa yoldur. Bu izah ettiğim en iyi altyapının sadece bir versiyondur. Bu versiyon elimizdeki bu düzenleme için de doğrudur. En iyi altyapı özelliğini nasıl ispatlayabilirim? Kesip yapıştırarak. Evet, bu işlem burada da çalışır. Demek istediğim bu her zaman geçerli değildir ama burada iyi bir tekniktir. Bunu bir resimle açıklayacağım. en kısa yolunuzun belli bir altyapısı olduğunu varsayalım. Alt yolun x'ten y'ye olduğunu söyleyelim. Ve en kısa yolun da u'dan v'ye gittiğini farz edelim. U, V'nin en kısa yol olduğunu kabul edersek, X, Y'nin de en kısa yol olduğunu ispatlamak istiyoruz. Bir an için X, Y'nin en kısa yol olmadığını düşünün. Öyleyse X'ten Y'ye giden daha kısa yollar vardır. Ama X'ten Y'ye bundan daha kısa yolunuz var ise o zaman U'dan V'ye bu en kısa yolun bu kısmını silmeli ve daha kısa olan ile değiştirmeliyim. Örneğin bu sanal bir daha kısa yol olsun. Bunun var olduğunu farz edin. Eğer varsa X'ten Y'ye eski yolu kesip X'ten Y'ye bu yeni yolu yapıştırmalıyım. Mutlak olarak daha kısadır. Böylece U'dan V'ye mutlaka daha kısa bir yol elde etmiş oluyorum. Ancak ben UV'nin en kısa yolu olduğunu varsaydım. Çelişki öyleyse daha kısa yol yoktur. Bu da bizim en kısa yolların alt yollarında en kısa yol olduğuna dair ön kuramımız doğrular. Bu şimdi oldukça tanıdık bir ispat tekniğidir. Kes ve yapıştırın başka bir versiyonudur. Peki öyleyse bu en kısa yolları hesaplamak için iyi bir işaret. Dinamik programlama bağlamında burada dinamik programlamaya bakmayacağız çünkü daha güçlü olan hırslı algoritmaları hedefliyoruz. Ancak gelecek hafta bazı dinamik programlama yaklaşımlarını göreceğiz. Sezgisel yaklaşımda burada normal bazı alt problemler var. Yani U'dan V'ye giderken U'dan V'ye en kısa yolun ne olduğunu bulmak istersem bu özel bir problem oluşturur. Belki U'dan aradaki belli bir x noktasına ve sonra da oradan x'ten u'ya en kısa yolları hesaplamayı içerir. Bu iyi gibi görünüyor. Karesellikte olduğu gibi pek çok alt problem ve v kare düzeyinde alt problemler bizi dinamik programlamaya götürecek gibi görünüyor. Bunu çalıştırabilirsiniz ancak biraz şaşırtıcıdır. Gelecek derste göreceğiz. Fakat bu ara nokta hakkında düşünürsek üçgen eşitsizliği denen bir şeye ulaşırsınız. Belki üçgen eşitsizliğinin bir çeşitli bir vesileyle görmüşsünüzdür. Tüm geometrik alanlar için geçerli olmakla birlikte en kısa yollar için de geçerlidir. Bu sonuncu durum sanırım eğiliminize göre bazen az belirgin bazen de çok belirgindir. Böylece eğer herhangi bir üçlü köşeniz varsa U'dan V'ye en kısa yol en çok U'dan X'e en kısa yol artı X'ten V'ye en kısa yoldur. Tabii bunlar burada U'dan X'e kadar en kısa yolun ağırlığı ile X'ten V'ye kadar en kısa yolun ağırlıklarını gösteriyor. Bunun tanım gereği doğal olması lazım. Ama eğer resmini çizerseniz daha da doğallaşır. Böylece belli bir köşe U var. Zigzaglı çizgiler çiziyorum ki kenarlarla karıştırılmadan yolların uzunluğunu göstersin. Belli bir X ara noktası var ve hedef noktası V var. Ve bu üç en kısa yolu değerlendiriyoruz. Bu U'dan V'ye en kısa yol veya onun ağırlığı. Bu U'dan X'e en kısa yol ve bu da X'ten V'ye en kısa yol ve bu da onun ağırlığı. Konu bunun en kısa yol veya en kısa tek yol olması. Tabii U'dan V'ye. Ve özellikle böyle bir yol önce U'dan X'e sonra da X'ten V'ye gittiğiniz durum. Demek istediğim bu toplam bu özel yolu tamamen ölçüyor. Buradaki en kısa yolu alın, şuradaki en kısa yolu alın. Bunun da tüm yolların arasında minimum olması lazım. Böylece bu özel yol bu iki değerin toplamıdır. Bu tamam mı? Bu resim ile ispatı. Açık mı? Pekala. Bunlar kolaydı. Daha enteresan algoritma kümeleri içine girelim ve özellikle daha fazla heyecan verenlerini görelim. Bugün en kısa yolların özel bir versiyonunu tek kaynaklı en kısa yol denen en kısa yol problemini göreceğiz. Tabiatıyla A'dan B'ye gitmekten biraz daha genel bir problem. Problem şu. Bir kaynak tepe noktanız ya da köşeniz var. O kaynak köşeden her yere nasıl ulaşabileceğinizi bilmek istiyorsunuz. Böylece bu kaynak köşesine S diyoruz. Ve o kaynaktan S'den her yere olan en kısa yolların ağırlıklarını bulmak istiyoruz. Özellikle en kısa yolları da bilmek istiyoruz ama bu da fazla zor değil. Böylece bu delta S virgül V tüm V köşeleri için. Pekala bu pratikte ilk başladığımız Alderon'dan Cambridge'e ulaşma probleminden birazcık daha güç. Şimdi Alderon'dan bütün evrene gitmek istiyoruz. Şimdi ve bu garip bir gerçektir ama bugünkü bilgi düzeyimiz çerçevesinde en kısa yollar için birazdan söyleyeceğim şeyi her zaman geçerli kalacak gibi görünüyor. Gene de bilmiyoruz. A'dan B'ye problemin çözümünde verilen S, verilen T, S'den T'ye gitme bu problemden daha kolay değil. A'dan B'ye gitme problemini çözmek için bildiğimiz en iyi yol A'dan başka her yere gitme problemini çözmektir. Öyleyse çözüm için bildiğimiz bu yolları kullanmamazlık edemeyeceğimiz anlaşılıyor. Problem şaşırtıcı olduğu için bu problem üzerinde bir kısıtlamaya biraz daha fazla odaklanacağız. Ana problemi gelecek derste çözeceğiz. Bugün negatif ağırlıkları yasaklayarak negatif ağırlık döngüsü konusundan kurtulacağız. Öyleyse bütün kenar ağırlıklarının negatif olmadıklarını varsayıyoruz. U ve V tanımlı bütün köşeler için. Böylece en kısa yollar yolların bulunmaları şartıyla mevcuttur. Bu eksi sonsuzlar için endişelenmemiz gerekmiyor. elin deltası eksi sonsuzdan daima daha büyüktür. Eğer bir yol yok ise hala artı sonsuz olabilir ama bu çözümü daha da kolaylaştırıcıdır. Ve bugün ele alacağımız algoritma bu olguları gerektiriyor. Yani algoritma bu özellikler olmazsa çalışmaz. Gelecek ders bunlardan daha fantazi ve daha yavaş bir algoritma ile kurtulacağız. Böylece bugün kullanacağımız algoritmanın hızlı olduğunu, yani genellikle dinamik programlamadan daha hızlı olduğunu ana fikir olarak ima etmiş oldu. İşin şaşırtıcı yanı hırslı algoritmanın çalışacağını ispatlamak olacak. Böylece etrafta dolaşmak için sadece bir tabi yol var. Etrafta hırslı şekilde dolaşmak için diyelim. Belki bu fazla belirgin değil. O nedenle biraz yapısı hakkında bilgi vereyim. Muhafaza edeceğimiz değişmez. Her seferinde kaynaktan her bir köşeye uzaklıklar konusunda tahminler yapacağız. Uzaklık derken en kısa yolu ağırlığını kastediyorum. Ağırlık ve uzaklığı burada daha sezgisel olması için dönüşümlü kullanacağım. Ve bir hasta tahminlerin doğru çıktığı köşe kümesini muhafaza etmek istiyorum. Böylece bu küçük S, bu büyük S. Yani cevabın bulunduğu tüm köşelerin kümesi. Küçük S'den büyük S içindeki o köşeye giden en kısa yol nedir? Böylece başlangıç noktaları olarak hangi uzaklığı biliyorum? Affedersiniz. Küçük S. S'den S'ye en kısa yol uzaklığını biliyorum. Çünkü eğer tüm ağırlıkların negatif olmadıklarını varsayıyorsam, S'den S'ye bir şey yapmamaktan daha hızlı ulaşamam. Pekala. Eğer bir negatif ağırlık döngüm varsa, Belki S'den S'ye olan uzaklık eksi sonsuz olabilir ama negatif ağırlıklarım olamaz. Öyleyse S'den S'ye sıfır zamandan daha hızlı ulaşamam. Hala sıfır maliyeti olan daha uzun bir yol olabilir ama o da sıfırdan iyi olamaz. Böylece özellikle bunu biliyorum. Başlangıçta şüphesiz küçük S büyük S'nin içindedir. Ve temel fikir bildiğimiz köşeleri giderek toplamaktır. Demek ki belli bir noktada bazı köşelere olan uzaklıkları biliyoruz. Bu grup S, bu grafikte büyük G. Yani tüm köşelerin alt kümesi ve bundan dışarı giden bazı kenarlar var. Ve böylece bu köşelere nasıl ulaşılacağı konusunda tahminlerimiz var. Bazılarını daha görmedik bile. Bu S bölgesine bağlantılı bile olmayabilirler demek istediğim doğrudan değil ama daha uzun bir yoluyla bağlantılı olabilirler. Tamamen farklı şekilde bağlantılı bir bileşenin içinde olabilirler. Bunları henüz bilmiyoruz. Bazıları hakkında tahminlerimiz var. Çünkü S'den onlara ulaşma yolunu biliyoruz. Ve temel fikir burada bir köşe olan küçük S'den diğer köşelere giden yol tahminleri arasında en küçük olanını alacağız. Bu hırslı bir tercihtir. Ve o köşeyi büyük S'ye ekleriz. Böylece S bir köşe büyür. Her adımda büyük S'ye bir köşe ekleriz. Şüphesiz gene bu tek değildir. Ve S kümesinin içinde bir küçük V köşesidir. Dolayısıyla bu henüz hesaplanmamıştır ama büyük S'den uzaklığı minimumdur. Başka bir deyimle büyük s'ye henüz eklemediğimiz bütün köşelere bakarız. Sadece en kısa mesafede olduğunu tahmin ettiğimiz bir köşeyi alırız. Sezgimiz bize bunun iyi bir tercih olduğunu söylüyor. Böylece gördüklerinin içinden küçük s'ye en yakın olanı, yani gördüğüm yollar içinden küçük s'ye en yakın yolu seçiyor isem en iyileri bir biçime belirliyor gibi olurum. Ama demek istediğim, belki görmediğim başka bir yol daha vardır. Belki buraya kadar gidiyor ve sonra gördüğümüz bir köşeye... Başka bir yoldan gidiyorsunuz. Pekala endişemiz en kısa yol demesem daha iyi olur. Çünkü belki oraya ulaşmak için başka bir yol daha vardır. Tamam büyük S'ye bir şey ilave eder etmez o köşe için problemi çözmüş olduğumu açıklarım. Ve bu yanıtı sonradan değiştiremem. Tahminler büyük S'ye eklenebilecekleri ana kadar değişebilir. Bu sebepten mesela S'ye bunu ilave etmek istemiyorum. Çünkü bu yolu düşünmedim. Öte yandan bütün ağırlıklarım negatif değillerse ve burada köşeyi alırsam ve bu S'den tahmini en kısa olsa yani bunun en kısa olduğunu bir an için düşünelim. Bu durumda bu daha kısa bir yol olamaz. Çünkü S'den o köşeye uzaklık tahmini S'den bu köşeye olana göre daha büyüktür. Bu yüzden yolu hem uzatacak hem de uzaklığı azaltabilecek hiçbir olanak yoktur. Bu sezgidir. Pekala burası biraz belirgin değil çünkü tasarlanmış bir tüme varan hipotezim yok. Bunu ispatlamak bir hayli çalışma gerektirecek. Bunun yapılması gereken doğru şey olduğu Sezgin'in söylediği şey. Ancak uzaklık tahminlerini ispatlamanız gerekir. Ama sezgisel olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Bu iyi bir başlangıç noktasıydı. Ayrıca muhtemelen uzaklık tahminlerini korumamız gerekiyor. Böylece algoritmanın en önemli niteliği uzaklık tahminlerinin güncelleştirilmesi. Yani büyük sayıya eklenecek en iyi köşeyi seçmek bu bir adım. Ondan sonra uzaklık tahminlerini güncellemek bir çeşit asıl çalışmanın olduğu yerde demek istiyorum. Görünüşe göre sadece bazı köşelerin uzaklık tahminlerini güncelleyeceğiz ve bitişik olanlarını. ve S'ye biraz evvel eklediğimiz köşe idi. Böylece S'ye bir şey eklediğimizde S bir parçacık büyütmüş oluruz. Ondan sonra S'den o köşeden çıkan yeni kenarların tümüne bakarız ve bir şeyi güncelleriz. Ana fikir bu. Böylece hırslı algoritmayı kullanma şeklimiz bu. Şimdi size algoritmayı vereceğim. Bunun adı Dijkstra'nın algoritması. Dijkstra geçenlerde vefat eden Hollandalı meşhur bilgisayar bilimcisi. Ve bu da muhtemelen onun en ünlü algoritması. Algoritmanın başlangıcında biraz ilklendirme var. Bu kısmı çok heyecan verici değil. Ancak bazı değişkenlerin ne anlama geldiklerini anlatayım. Pekala, D köşeler arasından endekslenmiş belli bir dizilim. Ve anlamı, X'in D'si, X için uzaklık tahminidir. Yani S'den X'e. Böylece özellikle gerçek en kısa yol ağırlığını büyük harf S olan, grubumuza x ilave ettiğimiz zaman eşitleyecektir. Pekala. Böylece bu algoritmaya bir çıkış olacaktır. Bir sorunuz vardı yoksa sadece geriniyor muydunuz? Pekala. Öyleyse işimiz bittiğinde dx çıktıdır. Her köşe için bize s'den o köşeye en kısa yol ağırlığını verecektir. Yol boyunca s'den o köşeye belli bir uzaklık tahmini olacaktır ve onu zamanla geliştireceğiz. Bu sonsuz olacak. Başlangıçta uzaklığı biliyoruz. S'den S'ye uzaklığın sıfır olduğunu biliyoruz. Böylece onu tahminimiz olarak belirteceğiz. Bu doğru olacak. Diğer her şeyi sonsuz olarak kabul edeceğiz. Çünkü arada bağlantı olmayabilir. Başlangıçta fazla bir şey bilmiyoruz. Büyük S başlangıçta sonsuz olacak. Büyük S'ye küçük S'yi ilave edeceğiz. Sonra buradaki ilginç kısım Q. Grafikteki tüm köşeleri başlangıçta tamamen içermesi. Bu bir Öncelikler kuyruğu olacak. Özellikle en küçük uzaklık tahmininin yapıldığı köşeyi içerecek. Demek ki bu bir öncelikler kuyruğu. Bu aslında veri yapısını atlandırmanın kötü kullanımıdır. Pekala bu bir küme, yığın olabilir. Köşeler D yordamıyla anahtarlanmış bizim mesafe tahminlerimizde. Ve özellikle S min hip yani yığını olacak. S de en az değeri olan şey. Diğer her şey başlangıçta aynı anahtara sahip. Bu Q'nun içinden minimum elemanı defalarca çekip başka şeyler yapacağız. Pekala. Böylece bu iklendirme. Buna iklendirme diyeceğim. Çok basit bir şey. Sadece doğrusal zaman alıyor. Karmaşık hiçbir şey yok. Algoritmanın özü 6 satır. Ve bu aslında bir adım değil. Burada ilk adımda yapmamız gereken şey tüm köşeler arasında uzaklık tahminini minimum olan köşeyi almak. Büyükse şu anda boş. Her şey Q'da. Genel olarak Q her şeye sahip olacak. Tabii büyükse hariç. Böylece o öncelikler kuyruğu içinde minimum anahtar olan U köşesini alacağız. Yani Q'dan mini çıkarıyoruz. Pekala S'ye küçük U'yu ilave edeceğiz. İddia tamam burada söylediğimiz büyük S'ye ilave ettiğimiz köşe minimum uzaklık tahmini olanı. Ve şimdi uzaklıkları güncellememiz gerekiyor. Böylece bu işlem için U için bitişik listede yer alan her V için her bir bitişik köşeye bakacağız. bir takım uzaklıklara bakacağız. Aşağı yukarı algoritmanın hepsi bu kadar. Anahtar bu. Burada ne olduğu biraz tanımlamam lazım geçen sefer esas itibariyle yönlendirilmemiş grafiklerden bahsettik. Burada yönlendirilmiş grafiklerle ilgileniyoruz. Burada U için komşuluk listesi sadece U'dan veya kenar olan köşelerin hepsini bana ver demek olacak. Böylece bu gidenlerin komşuluk listesini, gelenlerin komşuluk listesi değil, yönlendirilmiş grafiklerde her şeyi listelersiniz. Biz burada sadece yönlendirilmiş grafiklerle meşgul olacağız. Bunun söylediği her bir kenar U, V için V için şimdiki tahmini ve bu aday tahmini karşılaştırmamız gerektiği. Ki bu sezgisel olarak büyük S'den U'ya gidersiniz demek olur. Bu DU çünkü artık bunun doğru cevap olduğunu biliyoruz. Algoritmanın doğru olduğunu varsayarak bunun S'den U'ya en kısa yolu olduğunu umut ediyoruz. Çünkü U'yu S'ye demin ekledik. Ve ne zaman büyük S'ye bir şey eklersek değeri doğru olmalı. Böylece... Büyük S'den U'ya en kısa yolu alır sonra da bu kenarı U'dan V'ye takip edersiniz diyebiliriz. Bunun ağırlığı WUV'dir. Bu büyük S'den V'ye bir olası yoldur. Ve bu mevcut tahminimizden daha kısa bir yolsa, yani bu şundan daha kısa ise, bu durumda tahminimizi bu toplam olacak şekilde güncellememiz gerekir. Çünkü bu daha iyi bir yoldur. Ve bunu yollarımızın veri tabanına ekleriz. Oldukça sezgisel bir işlem. Açıkçası kötü bir yanı olmamalı demek istediğim bunların anlamlı yollar olmaları lazım. Birazdan böyle olduklarını ispatlayacağız. Bu doğruluğun birinci kısmı olur. Hiçbir zaman yanıltmaz. Sonraki şaşırtıcı tarafı ilgilendiğimiz tüm yolları bulması gerektiğini gösterebilmektir. Bu kısmın adı relaxation yani gevşetme ya da dengeye dönme adımıdır. Gevşeme MIT öğrencilerine öğretilmesi daimi güç olan bir tekniktir. Bu pek olağan gelmez. Ama çok kolay bir işlemdir optimizasyon terminolojisinden, programlama terminolojisinden gelir diyebiliriz. Bu eşitsizlik özellikle bu şekilde yazmaya başladığınızda size hiç tanıdık geliyor mu? U'dan V'ye belli kenar üzerinde, büyük S'den V'ye en kısa yol ve S'den U'ya en kısa yol dediğinizde bu gördüğümüz herhangi bir şeye benziyor mu? Aslında bu tahtaya yazılıydı ama biraz önce sildim. Evet. Üçgen eşitsizliği doğru. Yani bu üçgen eşitsizliğini doğrulamaya çalışıyor. Elbette büyük S'den V'ye en kısa yolun küçük eşit olması gerek. Daha büyük değil. S'den U'ya en kısa yol artı U'dan V'ye herhangi bir yolun en kısa yol olarak en çok bu olması lazım. Böylece bu bir dereceye kadar genel anlamda üçgen eşitsizliği olur. Ve biz bunun doğru olmasını istiyoruz. Yani doğru değil ise doğru hale getireceğiz. Daha büyükse eşit kılacağız ama daha küçük yapmak istemiyoruz çünkü bu her zaman doğru değildir ama kesinlikle küçük eşit olmalı. Bu üçgen eşitsizliğini düzeltmektir, sınırlamayı daha gerçek hale getirmeye çalışmaktır. Optimizasyon yani en iyi kılma dilinde buna sınırlamayı geç denir. Yani burada üçgen eşitsizliğini bir çeşit gevşetiyoruz. Bu işlemin sonunda tüm en kısa yolları elde etmemiz gerekir. Bu bir iddiadır. Böylece çok basit bir algoritma grafik üzerinde deneyelim. Bu şekilde çalışırsak daha sezgisel olur ve böylece dersin kalan kısmında neden çalıştığını ispatlayabiliriz. Evet, burada yeterli yer var. Ama bir dakika, burada bir şey daha belirtmem lazım. Affedersiniz. D, her değiştirdiğimizde bu öncelik kuyruğunda V'nin anahtarı da değişmektedir. Yani buradaki atamada varsayılan şekilde oluşan, burası biraz karışık ama değeri azalan bir anahtarlama işlemidir. Buna geçen derste minimum spanning trees yani en az yayılan ya da kapsayan ağaçlar bağlamında kısaca değmiştik. Ve orada da anahtarları küçültüyorduk. Vurgulamak istediğim bu öncelikler kuyruğundaki bir elemanın anahtarını bu gevşetme adımında değiştiriyoruz ki o bir minimum olsun ve buraya çıkarabilirim. Ve sadece devamlı olarak anahtarları azaltıyoruz çünkü daima daha büyük değerleri daha küçük değerleriyle değiştiriyoruz. Aslında koşma süresini çözümlerken bu konuya tekrar döneceğiz. Ama burada bir tür veri yapısı çalışması sürüyor. Gene simgelimi biraz sulandırıyoruz. Pekala. İşte kenar ağırlıklı bir grafik. ve öncelikler kuyruğumu burada istiyorum. Ve tahminlerimi de çizeceğim. Şimdi hile yapmak istemiyorum. Böylece algoritmayı bu grafik üzerinde çalıştıracağız. S büyük A olacak ve büyük A'dan her yere en kısa yolu bilmek istiyorum. Böylece kontrol edebilirsiniz. Pekala yollar mevcut. Öyleyse sonunda hepsinin kesinleşmiş bir değeri olmasını umuyoruz. Tüm ağırlıklar negatif olmadıklarından bu algoritmanın çalışması lazım. Bu algoritmanın bağlantılılığa bile ihtiyacı yok. Ama bütün ağırlıkların negatif olmadığı anlamı var. Böylece algoritmayı işletmeye başlıyoruz. Başlangıçta kaynağımızın uzaklık tahminini sıfır olarak saptadık. Çünkü büyük A'dan büyük A'ya sadece bir yol var ve burada iş yapılmıyor. Bu boş yok. Bu nedenle sıfırın anahtarını buraya koyuyorum. Ve diğerlerinin hepsi için sonsuz koyuyoruz. Çünkü bu evrede daha iyisini bilmiyoruz. Bu yüzden geri kalanlar için sonsuz anahtarları koyacağım. Böylece şimdi algoritmanın yaptığının bu kuyruktan minimumu çıkarmak olduğunu görebilirsiniz. Kurulumumuz gereği kesinlikle S'yi veya bu durumda A'yı seçeceğiz. Böylece bunun ağırlığı sıfır. Diğer her şeyin birazcık daha fazla ağırlığı var. Yani S'ye bakıyoruz veya burada A'ya. Yani A'ya bakıyoruz. Büyük S ünitemize A ilave ediyoruz. Böylece bu kuyruktan ayrılmış oluyor. Kuyruğa bir daha hiç dönmeyecek. Çünkü kuyruğa asla bir şey eklemiyoruz. Tüm köşelerle başlıyor. içinden çıkarıyor ve anahtarları azaltıyoruz. Ama hiç araya yerleştirme yapmıyoruz. Böylece A gitti. Şimdi tüm diğer köşelerin anahtarlarını güncellemek istiyorum. Burada sap sadece... A'dan gelen kenara olan köşelere bakmaya ihtiyacım var. Burada A'dan B'ye bir kenar var ve ağırlığı 10. Ve bir karşılaştırma yapıyorum. A'dan A'ya gitmek iyi bir fikir. Çünkü hiçbir şeye mal olmuyor ve sonra da bu kenar AB kenarı boyunca gitmek ise 10'a mal oluyor. Bu oldukça güzel bir fikre benziyor. Çünkü bunun toplam ağırlığı 0 artı 10 yani 10 eder. Ki bu da sonsuzdan çok daha küçüktür. Öyleyse bu sonsuz silip 10 yazıyorum. Ve bunu kuyrukta da yapıyorum. Bu azaltılmış anahtar operasyondur. Böylece şimdi A'dan B'ye bir yol biliyorum. Güzel. A'dan C'ye olan diğer tek kenar 0 artı 3 sonsuzdan küçüktür. Öyleyse bu da iyi. C için buraya 3 koyacağım ve C de orada. Pekala. Diğer köşelere dokunmuyorum. Onları buraya yeniden yazacağım ama algoritma onları kopyalamak zorunda değil. O anahtarlar önceden de oradaydılar. Sadece bu ikisine temas ediyorum. Tamam şu ana kadar bayağı sıkıcıydı. Şimdi kuyruğumuza bakıyoruz ve minimum elemanı çıkarıyoruz. Böylece A artık orada değil ve buradaki minimum anahtarın değeri 3. Burada iddiamız bunun en kısa bir yol olduğu. A'dan C'ye. A'dan C'ye en kısa yol işte bu. Bundan daha kısa yol yok. Bunu kontrol edebilirsiniz ve birazdan bunu ispatlayacağız. Çok güzel. Böylece C'yi liseden çıkaracağız. Gitti. Sonra C'den çıkan bütün kenarlara bakıyoruz. Bir tanesi B'ye kadar gidiyor. Ağırlığı 4. 4 artı 3. A'dan C'ye kısa yolun ağırlığı. Böylece önce A'dan C'ye sonra da C'den B'ye gidiş. 3 artı 4 yani 7 eder. Ve bu da ondan küçüktür. Öyleyse B'ye varmak için daha iyi bir yol bulduk. Böyle gitmek öyle gitmekten daha iyi. Bu nedenle B'ye 7 yazarız ve C'den çıkıp D'ye giden bir kenar var ve ağırlığı 8. 3 artı 8, 11'dir. 11 son kontrol ettiğimde sonsuzdan daha küçüktü. Öyleyse D için 11 yazarız. Sonra E'ye bakarız. Elimizde 3 artı 2, yani 5 var ve bu sonsuzdan küçük. Bu nedenle E'nin yeni anahtarı olarak 5 yazarız. Bu evrede her yere sonsuz olmayan en kısa yollarımız var ama bunlar en iyileri olmayabilirler. Öyleyse bakmaya devam etmeliyiz pekala. Algoritmanın ikinci turunda bunların arasında minimum anahtarı çıkarırız. Pekala. Bu B değil. Daha önce gördüğümüz ve belki de cevabını bildiğimiz gibi. Ama bu E'dir. Evet E en küçük anahtara sahip. Şimdi bunu en kısa bir yol olarak ilan ederiz. E varış için şu yolu takip ettik. A'dan C'ye, C'den E'ye. Bunun en kısa yolu olduğunu söyleriz. Böylece E ile işimizin bittiğini farz ederiz. Ama hala güncellemeyi yapmamız lazım. Ya E'den çıkan kenarlar ne olacak? Burada sadece bir tane var. Onun maliyeti 5 artı 9 yani 14 eder ki bu 11'den daha büyüktür. Öyleyse yürünecek yol değil, ilginç bir yol değil. Maliyeti 11 olan bir önceki yolumuz şimdi üzerinde düşündüğümüz yoldan daha iyi. Ben yolun tamamını çiziyorum ama algoritma sadece bu iki rakamı toplar. Pekala, güzel. Böylece hiçbir şeyi değiştirmiyorum. 7, 11 ve 5 çıkarıldı veya E çıkarıldı. Yeni anahtarımız 7 ve 11. Öyleyse anahtar yediği buraya alıyoruz ve bu elemanı B köşesi için. A'dan B elimizdeki yolu ki bu oluyor, en kısa yol ilan ederiz. Algoritma aslında bunu söyleyemez ama buna rağmen biz bunu çiziyoruz. Bu A, C, B yolu en kısa yolunmaya adaydır. İddiamız bunun gerçekten de en kısa yolu olduğudur. Şimdi çıkan tüm kenarlara bakıyoruz. Bir tane C'ye giden var. 7 artı 1 yani 8 maliyetle. Bu üçten büyük ve bu da iyi. C'nin bittiğini zaten söylemiştik. Fakat algoritma da bu yolu kontrol eder ve o bu daha iyi değil der. Sonra B'den D'ye giden diğer kenara bakarız. O 7 artı 2 yani 9 maliyeti sahip ki bu da 11 deneyim. Böylece aslında daha da kısa bir yol bulduk. Böylece en kısa yolun ağırlığı şimdi D için 9. Çünkü A, C, B, D'ye toplam maliyet olarak 3 artı 4 artı 2 yani 9'a giden bu yol var. Muhteşem. Şimdi kuyrukta sadece bir eleman bulunuyor. Onu çıkarıyoruz. D'den çıkan kenara bakıyoruz. Buraya giden bir tane var. Maliyet 9 artı 7. Yani 16 ediyor ki 5'ten bayağı büyük. Böylece işimiz bitiyor. Başka bir şey yapmıyoruz. Bu noktada kuyruk bomboş ve iddia burada yazılmış olan sayıların hepsi son değerleri en kısa yol ağırlıklarıdır. Bu 5'e çok benziyor ama aslında S. Ağırlığı da 0. Bütün en kısa yolları da buraya çizmiş olduk. Ve bunu yapmak zor bir şey değil. Bu sınıfta üzerinde fazla konuşmayacağız ama ders kitabının sonunda bundan biraz daha detaylı bahsediyor. Adına da en kısa yollar ağacı deniliyor. En kısa yolları pratikte hesaplamak isterseniz bilmenizde fayda olan bir konu. Bu sınıfta biz daha çok ağırlıklar üzerinde duruyoruz çünkü bu aslında aynı problem. En kısa yollar ağacı en kısa yolların birlikteliğidir. Ve özellikle eğer grafiğinizdeki her köşeye bakarsınız ve eğer U köşesi gibi tüm köşeler arasında gevşetilmiş olan bu köşeye gelen en son kenarı düşünürseniz UV kenarına bakıp gevşeyecek sonuncu kenar bu muydu diye sorarsınız. Öyleyse burada son gevşettiğimiz kenarlara sadece bakın. Hepsini bir araya getirin. İşte bunun adı en kısa yol ağacıdır. Ve bunun özelliği şeyden her yere ağaç boyunca tek özgün yol olmasıdır. Ve bu da en kısa yoldur. Bizim bulduğumuz en kısa yol. Pekala. Öyleyse açıkça belirtilmiş olmamakla birlikte bu algoritmadan pratikte en kısa yollar elde ediyorsunuz. Burada üzerinde konuştuğumuz ana konu da en kısa yolların ağırlıkları. Bu konuda algoritma açık mı? kendiliğinden doğru şey yaptığını hissediyor. O sayıların hepsinin en iyi yollar olduklarını kontrol edebilirsiniz. Ve şimdi bunu ispatlayacağız. Yani doğruluğu. İlk ispatlamam gereken şey, gevşetmenin hiç hata yapmayacağı. Eğer dv'yi bir değer olarak saptarsa, dv'nin delta üzerinde daima bir sınır olduğunu ispatlamak istiyorum. Elimizde bu değişkenimiz var. Bu delta, sv'ye tüm v değerleri için büyük eşit. Ve bu değişmez her zaman geçerli. Ama ilklendirme sonrasında. öncesinde değil. Çünkü o zaman D daha tanımlanmış değil. Fakat bu ilklendirme işleminde S'yi sıfır alır ve diğer her şeyi sonsuz yaparsınız. Ve gevşetme adımları dizilerinden herhangi birini ele alırsınız. O zaman bu değişken her gevşetme adımından sonra geçerliliğini koruyacaktır. Aslında bu çok genel bir ön kuramdır. İspat edilmesi de oldukça kolaydır. Sadece D'Ascra algoritması için değil, göreceğimiz diğer pek çok algoritma için de geçerlidir. Göreceğimiz pek çok algoritma gevşetme işlemini içerecektir. Ve bunun anlamı hangi gevşetme işlemlerini yaparsanız yapın, sonucunda elinizdeki mantıklı kestirim gerçek en kısa yollara ağırlığına büyük eşit olacaktır. Yani bu yukarıdan yakıslamaktadır. Böylece ön kuram bu. Şimdi ispatlayalım. Bu ön kuramı nasıl ispatlamamız gerektiği konusunda bir öneri var mı? Hangi tekniği kullanabiliriz? Ne dediniz? Kes ve yapıştır mı? En iyi altyapı için iyi olabilir. Kes ve yapıştır. Burada olanlarla benzeşiyor ama tam olarak değil. Biraz daha genel bir şey. Burada sadece sezginizi kullanın. Doğru cevap olması gerekmez gerçekten pek çok yanıt doğrudur ve ciddi ispatları vardır. Tüme varım, evet. Böylece buraya tüme varım yazmayacağım. Ancak burada tüme varım kullanıyoruz. Beklediğim cevap buydu. Demek ki burada zaman içinde devam eden bir tüme varım var başlangıçtan sonra geçerli olmalı diyoruz. Orası bizim taban durumumuz. Ve sonra yapacağımız her gevşetmeden sonra da hala geçerli olmalı. Yani tüme varımla önceki bütün gevşetmelerin çalışmış olduğunu varsayacağız. Sonra da son gevşetmenin bu her neyse çalışacağını ispatlayacağız. Önce taban durumunu yapalım. Yani bu işi başlatmadan sonraki ilk durum. Buna başlangıç diyelim. Demek ki başlangıçta ds eşit 0. Ve D ve bütün diğer köşelerde sonsuza eşit. Tüm V'lerin küçük S'ye eşit olmadığı köşeler için. Şimdi bu eşitsizliğin korunduğunu kontrol etmeliyiz. Elimizde delta S virgül S var. Onun sıfır olduğunu zaten tartışmıştık. Yalnızca negatif olmayan kenar ağırlıkları bulunduğunda negatif elde edemezsiniz. Bu en iyisidir. Bu nedenle sıfır elbette sıfıra büyük eşittir. Ve diğer her çeşit şeyimiz var. Yani delta S virgül V elbette sonsuza küçük eşit. Demek ki gevşetme mevcut. Her şey sonsuzdan daha küçük veya ona eşittir. Yani bu geçerli. Her şey sonsuza küçük eşit. Böylece taban durumu bitmiş oluyor. Öyleyse şimdi tüme varım yapalım. Ve bunun kanıtlamasını çelişki yöntemini kullanarak yapacağım. Şimdi bir an için bunun bir noktada başarısız olduğunu varsayalım. Yani değişmezin ihlal edildiği çelişkisinin olduğunu farz edin. Bu durumda buna sebep olanı izlemek ve çelişkiyi bulmak istiyoruz. Yani değişmez ihlal edilecek. Öyleyse ilk ihlali ilk kez ihlal edildiği anı ele alalım. Bu gene temelde tüme varımla kanıtlamadır. Diyelim ki bir ihlal var ve D ve delta C virgül V'den küçük. Bu en kısa yoldan bir şekilde daha küçük bir tahmin olur ki bu kötü bir şey. Tamam? Bu durumda ilk ihlale bakmayı düşünürüm. Çünkü diğer bütün değerlerin tüme varımdan doğru olduğunu biliyoruz. Demek ki DV hata yaptığımız ilk şey oldu. Yani değişmez, diğer her yerde geçerlilik kalıyor. Peki bu ihlale ne sebep olmuş oluyor? DV'deki belli bir gevşetme Yani elimizde belli bir DV vardı ve biz bunu başka bir DU artı U'dan V'ye olan kenarın ağırlığıyla değiştirdik. Ve bu işlem onu geçersiz kıldı. Yani DV bir şekilde şundan daha küçük. Biraz önce DV'yi bu olarak belirledik. Öyleyse bu delta S virgül V'den daha küçük olmalı. İddiaya göre bu mümkün değil. Çünkü buraya yeniden yazayım. Elimizde DU artı W UV var. Ve başka bir köşenin U'su üzerinde geçerli tüme varım hipotezi var. DU'nun en az delta S virgül U olduğunu biliyoruz. Öyleyse bunun en az delta SU artı W, UV olması lazım. Şimdi W, U, V nedir? Bu U'dan V'ye giden bir yol. Yani en kısa yoldan daha uzun veya ona eşit olması lazım. Yani bu tabii ki delta U, virgül V'ye büyük veya eşit. Tamam. Daha küçük toplam ağırlığı olan çok kenarlı bir yol varsa daha büyük olabilir. Ama delta U virgül V'den kesinlikle daha küçük olamaz. Ve bu iyi bir toplama gibi gözüküyor. Delta S'den U'ya ve U'dan V'ye. Bu bir üçgen eşitsizliği. Evet. Ancak burada terse çevrilmiş. Ama üçgen S'den U'ya ve U'dan V'ye ise bu S'den V'ye olan mesafeden daha uzundur. Tamam? Elimizde bu şey var. S'den V'ye en kısa yol ağırlığına büyük eşit ama aynı zamanda S'den V'ye en kısa yol ağırlığından da kesinlikle daha küçük. Bu bir çelişkidir. Belki de çelişki yöntemi takip edilmesi gereken en sezgisel yol değil. Buradaki sezgi DV'ye hangi değeri yüklerseniz yükleyin aklınızda bir yol var. S'den U'ya tüme varımsal bir yolunuz var. Sonra bu kenara eklediniz. Böylece o gerçek bir yol idi. Başka bir yolun ağırlığının en kısa yoldan daha büyük eşit olduğunu her zaman biliriz. Öyleyse bu doğru olmalı ve işte tüme varımsal kanıtı. Pekala devam ediyoruz. Bu kolay bir ısınmaydı. Daha büyük veya eşit durum var. Şimdi algoritmanın sonunda daha küçük eşit olduğunu ispatlamanız lazım. Bu her zaman doğrudur. Daha küçük veya eşit sadece en sonunda doğru olacak. Bu sebeple küçük veya eşit olmasını şimdilik kanıtlamayacağız. Başka bir ön kuramı ispatlayacağız ve bu iki ön diğer algoritmalar için de yararlıdır. Yani burada daha sonra uygulayabileceğimiz bir tür en kısa yollar teorisi geliştiriyoruz. Bu sizde gevşetmenin neden sadece kötü olmadığı, tam tersine gerçekten iyi olduğu konusunda bir sezgi oluşturacak. Gevşetme bir şeyi bozmamakla kalmaz aynı zamanda birazdan göreceğiniz anlamda onu geliştirir. Şimdi S'den herhangi bir köşeye en kısa yolu bildiğiniz varsayın. Pekala öyleyse S'den diğer köşelere gidiyorsunuz. Sonra U'ya gidiyorsunuz. Sonra V'ye gidiyorsunuz. Bunun S'den V'ye en kısa yolu olduğunu düşünün. Pekala. Ayrıca d, u'daki s'den u'ya en kısa yol ağırlığında bildiğimizi farz edin. Yani böyle bir eşitliğimiz olduğunu düşünün. Şimdi daima bir büyük eşit durumu olduğunu biliyoruz. Yani en kısa yolun üzerinde v'den hemen önceki u keşesi için bunların eşit olduğunu düşünün. Şimdi o kenarı u, v'yi gevşettiğimizi düşünün. Aynı bu adımda olduğu gibi. Bu UV kenarını gevşetmedir. Ama burada buna sadece gevşetme diyeceğiz. O gevşetmeden sonra DV delta S virgül V'ye eşit oluyor. Yani eğer U için doğru cevap biliyorsak UV'yi gevşettiğimizde V için aldığımız yanıt da doğrudur. Bu iyi haber. Bunun anlamı eğer U için tümevarım yoluyla bir şekilde doğru yanıtı elde edersek V için de nasıl doğru cevap elde edeceğimizi biliyoruz demektir. Algoritmada en kısa yolda V'den bir önceki köşeyi pratikte bilmiyoruz ama çözümlemede onu bilebiliriz. Bu nedenle bu ön kuramı ispatlamamız lazım. Bu bir öncekinden daha da kolay. Bunda tümevarıma bile ihtiyaç yok. Çünkü sadece gevşetme üzerinde çalışırsınız ve sonuç doğrudur. Başlıyoruz. Delta S virgül V ile ilgileniyoruz. Ve en kısa yolun ne olduğunu biliyoruz. Yani en kısa yolun ağırlığı bu yolun ağırlığıdır. Öyleyse buraya bir eşitlik yazabiliriz. Bunu yaparken yolun ilk kısmı ile son kısmını birbirinden ayıracağım. Böylece yolun S'den U'ya kadar bu kısmının ağırlığı artı bu UV kenarının ağırlığı. Unutmayın bir yolun dubül vesini yazabilirdik ve dubül v tüm o kenarların toplam ağırlığıdır. Öyleyse bu nedir? Yani yolun s'den u'ya olan ağırlığı. Ya da değerin ne olduğunu anlamak için hangi özelliği kullanmalıyım? Efendim? S'den B'ye gidenin en kısa yolu olduğunu değil mi? Öyleyse en iyi altyapı ile S'den U'ya giden de bir en kısa yoldur. Böylece bu delta S U'dur. Güzel. Şimdilik duralım. Söyleyeceklerimizin hepsi bundan ibaret. Öte yanda bu ön kuramdan ne yaparsak yapalım, dv'nin delta s v büyük eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse bunu yazalım. Birkaç durum var ve bu o durumlardan bazılarını ortadan kaldıracak. Bu birinci oyun kuramının doğruluk ilkesi çerçevesinde DV'nin delta S virgül V'ye büyük eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse her zaman ya eşit ya da büyük. Bu sebepten bu UV hakkında gevşetmeyi yapmadan önceki anı düşünüyorum. Yani o evrede elbette bu doğru. Öyleyse gevşemeden önce ya bunlar eşittir veya dv daha büyüktür. Eğer gevşetmeden önce eşitlerse bundan memnun oluruz. Çünkü gevşetme değerleri sadece birinci doğruluk ön kuramı bağlamında bunu azaltır. Bundan daha küçük hale gelemez ve gevşetmeden sonra da eşit olacaktır. Öyleyse bu durumda işi bitirmiş oluruz. Yani bu önemsiz olan durum. Şimdi DV'nin gevşetmeden önce delta S virgül V'den daha büyük olduğunu düşünelim. Bu durumda şüphesiz geçerlidir. Şimdi bunu halletmeyi umuyoruz. Pekala. Burada bu delta S virgül V'yi biliyoruz. İşte bu toplamdır. Ayrıca bunu da biliyoruz. Yani delta s virgül U'nun du olduğunu biliyoruz ve bir de bu dubur V UV var. Böylece delta s virgül V du artı dubur V UV olur. Çünkü s'den U'ya giderken bu en kısa yol yapısının olduğunu varsayıyoruz ve sonra UV kenarını takip ediyoruz. Yani bunu biliyoruz. Ayrıca DV'nin du artı dubur V UV'den de daha büyük olduğunu biliyoruz. Allah'tan gevşetmedik koşul bu. Böylece gevşetmenin burada bir şey yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz. Şurada eğer yanlış mesafe tahmininiz varsa bu eğer şartı karşılanıyor. Onun için bunu yapıyoruz. Yani bu durumda gevşetiyoruz. Şimdi ben gevşeyim. Sonra DV'yi DU artı W UV'ye ayarlıyoruz ki istediğimiz bu. Yani DV'yi DU artı W U V A alıyoruz. Ve burada söylediğimiz gibi bu delta S virgül V eşittir. Bu da ispat etmek istediğimiz şeydir. Bitti. Bu ispatın can alıcı noktasına yaklaştıkça gittikçe daha fazla heyecanlanıyorum. Buraya kadar herhangi bir soru var mı? Güzel. Şimdi güç kısmı başlıyor. Bunlar çok kolay ön kavramlardı. Öyle değil mi? Evet. Bu iki tahtayı kullanacağım. Bu ispatlara artık ihtiyacımız yok. Sadece bu ifadelere ihtiyacımız olacak. Doğruluk bir ve doğruluk ön kuramlarına. Büyük isimler. Şimdi sonunda doğruluk 2'ye geliyoruz. Demek ki elimizde bir tam <laughs> ve bir de yarım vardı. Yani sanırım doğruluğun kendisi bir mini üçleme, bir mini seri. Pekala. Doğruluk 2, algoritma bittiği zaman doğru cevabı elde edeceğimizi söylüyor. Bu gerçek doğruluk. Ama doğruluk 1 ile doğruluk ön kuramının üzerine kurulacak. Öyleyse tüm köşeler için DV'nin algoritmanın sonunda delta S virgül V'ye eşit olmasını istiyoruz. Tüm V köşeleri için. Hedefimiz açık olarak bu. Şimdi bu teorem bütün ağırlıkların negatif olmadığını varsayıyor. Bunu hatırlatırım. Başka herhangi bir varsayımda bulunmuyor. Yani sonsuzları bir düzene koyacak. Ama eğer eksi sonsuzlar varsa tüm bahisler geçersiz olacak. Öyleyse herhangi bir yerde negatif ağırlık kenarı varsa doğru şeyi yapmayabilecektir. Ama tüm ağırlıkların negatif olmadıklarını farz etmek eğer zaman ölçülüyorsa makuldür. Genelde kenarlar boyunca yol almanın bir maliyeti vardır. Bunu yapmanız için kimse size para ödemez. Ama kim bilir? Bu konuda bir iki şey söyleyeceğim. Bir tanesini bir yerlerde söylemiştik. Büyük S'ye bir köşe eklediğiniz zaman ağırlığını hiçbir zaman değiştirmezsiniz. Evet bu aslında ispat gerektirir. Bunu burada sadece ifade edeceğim. Görülmesi çok zor bir şey değil. D ve değişmiyor. Bu aslında V'nin S'ye katıldığı andaki bir tüme varı. Ve bunu birazdan söyleyeceğimiz bir olay takip edecek. Bu nedenle burada ilgilendiğim yegane şey bir köşe S'ye eklendiğinde elimizde doğru tahmin olsa iyi olur. Çünkü sonradan değiştirmeyeceğiz. Tamam algoritmayı o şekilde tanımlayabilirdik. Tanımlamıyoruz ama. Tanımlayabilirdik. Birazdan buna döneceğiz. Demek ki ilgilendiğimiz tek şey DV'nin delta SV'ye eşit işte olup olmadığı. İspat etmek istediğimiz şey bu. Sonunda doğru olması lazım. Ancak V büyük S'ye eklendiği zaman mevcut olduğunu kanıtlamak yeterli. Bu aslında pratikte ilk söylemi ima etmek oluyor. Eğlenceli bir ima. Ama bunu büyük S'ye bir ekleme yaptığımızda DV'nin delta S virgül V eşit olduğunu ispatlarsak ve gevşetmenin değerleri sadece küçüktüğünü biliyoruz, bu daha da küçülemez. Bu doğruluk birden Doğruluk bir, deltadan daha küçük bir değer elde edemeyeceğimizi söylüyor. Öyleyse o noktada bir nitelik elde edersek bu kalıcı bir nitelik olacaktır. Bunun ima ettiği de dv'nin o noktadan sonra hiçbir zaman değişmediğidir. Pekala, öyleyse bunu ispatlayacağız. İyi. Doğru olmadığını düşünün. Yani bu çelişki yöntemiyle ispatlama olacak. Çelişki olması için bunun bir şekilde başarısız olduğunu düşünün. Ve ilk başarısına bakalım. U'nun ilk köşe olduğunu farz edelim. Büyük S'ye eklenmek üzere olsun. S'ye eklenmeden tam önceki anı düşünmek istiyorum. böyle bir anda eklenecek bir şeyimiz yok. Ve bunlar eşit değiller. Yani du delta s virgül u eşit değil. Eğer eşit değiller ise doğruluk birden dv'nin delta s virgül u'dan yani u'nun d'sinden kesinlikle daha büyük olduğunu biliriz. Böylece du delta S virgül U'dan kesinlikle daha büyük olur. Bu ispatın başlangıcı. Henüz hiçbir şey fazla heyecan verici değil. Sadece biraz ısınma. Fakat bu doğruluk biri zaten kullanmış oldu. Yanılmıyorsam bu ispat işleminde bunu ilk ve son kez kullanmış oluyoruz. Ne olup bittiğini bir çeşit resimle göstermek istiyorum. Ama bunu biraz tanımlamaya ihtiyacım var. Öyleyse en kısa yola bakalım. Her nasılsa DU en kısa yoldan büyük. Öyleyse ya tek en kısa yola veya bir en kısa yola bakalım. Küçük P bir en kısa yol olsun. Rastgele bir en kısa yol değil, S'den U'ya en kısa yol. Bunun anlamı bu yolun ağırlığının en kısa yol ağırlığı olduğudur. Böylece burada olup bitenle ilgili bazı eşitliklerimiz var. Ve biz delta S virgül U ile ilgileniyoruz. Burada o ağırlıkta bir yol var. Bir tane olması lazım çünkü burada en kısa yollar var. Eğer artı sonsuz ise bu az görünür bir durum ve bu usta endişelenecek değilim. Öyleyse bir yere bir resim çizeyim. Demek ki elimizde S var. Ve U var. İşte S'den U'ya en kısa yol. O da P. Neye benzediği hakkında şu ana kadar bir fikir yok. Şimdi sahip olduğumuz bir diğer şey de büyük harf S nosyonu. Bu nedenle büyük S'yi çiziyorum. İşte bu büyük S küçük s'nin büyük s'nin içinde olduğunu biliyoruz. u'nun henüz büyük s'nin içinde olmadığını biliyoruz. Henüz hiçbir hata yapmadım, değil mi? Bu yol s'de başlıyor ve onu bir noktada terk ediyor. Çünkü büyük s'ye u'yu ekleme anına kadar ki bu henüz olmadı. u büyük s'nin içinde değil. Güzel. Yapmak istediğim p yolunun burada büyük s'yi terk ettiği ilk yere bakmak. Öyleyse burada bir köşe olur. Ona x diyelim. Burada da bir köşe var. Ona da y diyelim. Muhtemelen x eşit s'dir. Muhtemelen y eşit u'dur. Ama bir yerde dışarı çıkması lazım. Çünkü içeride başlayıp dışarıda bitiyor. Ve tanımlanabilir limitleri olan sonlu bir yol. Pekala. Bunun ilk kez gerçekleştiği zamanı düşünün. İkinci defasını değil, ilk defasını. Yani ilk kenar olan x, y'nin, p'nin, Büyük S'yi terk ettiği yerde olduğunu düşün. S'den U'ya en kısa yol büyük S'den dışarı çıkıyor. Bunun bir yerlerde olması lazım. Güzel. Şimdi ne biliyoruz? Küçük x büyük S'nin içindedir. Öyleyse doğru cevap onda. Çünkü U'yu S'ye eklemek üzereydik ve bu S'nin içinde olan bir şeyin ilk yanlış dx tanımıydı. İlk ihlal Öyleyse dx delta s virgül x'e eşittir. Çünkü ilk ihlale bakıyoruz ve x de önceden eklenmiş bir şey. Böylece zaman bağlamında tüm avarımla ya da ilk ihlal açısından bakıldığında dx büyük s'den x'e en kısa yol ağırlığına eşittir. Bu iyi haber. Şimdi bu ön uygulamaya çalışıyoruz. Geri kalan yapılacak tek şey. Bu ön kıramı hiçbir şey için kullanmamıştık. Şimdi bu kuruluma sahibiz. Eğer D değerlerden birinin doğru cevap olduğunu biliyorsak ve ondan çıkan kenarı gevşettiysek o takdirde bir diğer doğru yanıtı elde ederiz. Tartışmak istediğim şey o. Dx'in bu ağırlığa eşit işte olduğunu biliyoruz. Çünkü en kısa yolların alt yolları yine en kısa yollardır. Çünkü en iyi alt yapıya sahibiz. Öyleyse S'den X'e bu en kısa bir yoldur. Ya gene yani değil ama bir en kısa yoldur. Yani bunun uyduğunu biliyoruz. Şimdi bu X'ye kenarını gevşetme üzerinde düşünmek istiyorum. x'in büyük s içinde olduğunu biliyoruz. Ve algoritma büyük grup s'ye ne zaman bir u köşesi eklerseniz oradan dışarı çıkan tüm kenarları gevşetmiş olursunuz diyor. Öyleyse büyük s'ye x eklediğimizde geleceğe bakarsanız başka köşelerde ekleyeceğiz. S'ye X'i ekledikten hemen sonra bu x'ye kenarını gevşettik. Çünkü x'ten çıkan tüm kenarları ne gevşettik. Bazıları Eysel'in içine girdi, bazıları dışına çıktı. İşte onlardan bir tanesi burada. Böylece S'ye X'e eklediğimizde X'ye kenarını gevşettik. Pekala. Şimdi ön kullanacağız. Öyleyse doğruluk ön kuramı ile ne elde ediyoruz? Bu doğru en kısa yol ağırlığını şimdi x'e ekliyoruz. x'ye kenarını gevşetiyoruz. Böylece şimdi y için en kısa yol ağırlığına sahip olmamız lazım. dy eşittir delta s virgül y. Pekala. Bu geçmişte bir zamandaydı. Özellikle şimdi hala doğru olması lazım. Çünkü bir kere doğru yanıtı elde edince onu hiç değiştirmesiniz. Bitirmiş olmamız gerek. Niçin bitti? Pekala. Burada başka ne biliyoruz? Çelişki olması için bir şeyler varsaydık. Öyleyse ona karşı çıkmamız iyi olacak. DU'nun Delta S U'dan kesinlikle daha büyük olduğunu varsayıyoruz. Demek ki buradaki DU tüm bu yolun uzunluğundan kesinlikle daha büyük oluyor. Aslında U'nun Y'ye eşit olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Ya bu S'den Y'ye bu en kısa yol hakkında ne biliyoruz? Alt yol olduğu için S'den U'ya olan yoldan sadece daha kısa olabilir. Ve en kısa yoldur. Çünkü en kısa yolun alt yoldur. S'den Y'ye en kısa yolun, S'den U'ya en kısa yoldan daha küçük veya ona eşit olması lazım. Yani böylece S'den Y'ye küçük eşit. Delta S U. Sadece alt yol olduğu için. Sonuca yaklaşıyorum. Şimdi delta S virgül U'yu elde ettim. Bir şekilde D U'yu da bu işe katmak istiyorum. Bu sebepten DY ile DU arasında bir ilişki kurmak istiyorum. DU hakkında ne biliyorum? Evet. DU daha küçük. Çünkü bir minimum yığınımız var. İşte burada aşağıda daima U'yu seçeriz. Bu algoritmanın ortasındadır. Bunu en küçük anahtar olarak saklamamın sebebi bu. Bu D üzerinde anahtarlanmıştır. Böylece U'yu büyük sayı eklemeye çalıştığımız tam bu anda bildiğimiz Y'nin senin içinde olmadığı ve U'nun da senin içinde olmadığıdır. Hatta aynı köşe bile olabilirler. Aynı veya farklı. Bu iki köşede S'nin dışındalar. U'yu seçtik çünkü D U'nun D tahmini işlerinde en küçüğüydü. Böylece D'ye D U'dan daha büyük veya ona eşit olmalıdır. Eğer aynı köşe iseler eşittirler demektir. Fakat daima büyük eşit olarak. Böylece D'ye burada DU'ya büyük eşittir. Bu kullandığımız hırsla algoritma seçiminin sonucudur. Burası hırsız tercihi uyguladığımız tek yer. Bir yerlerde kullanmamız iyi olur. Çünkü rastgele bir köşe seçip işin yapıldığını ilan edemezsiniz. Hırslı olanı almanız lazım. Pekala. Şimdi elimizde DU var. Delta SU'ya küçük eşit ki bu da bununla çelişki oluşturuyor. Sanki her şey sihirli şekilde yerine oturmuş gibi. Yani daha önceki kanıtlamalarda olduğu gibi sadece ne olduğunu gözlemliyorsunuz ve gerisi çalışıyor. Tamam buradaki genelleştirme yani yaklaşıklama bu. Bu işlemdeki tek gerçek fikir bu kenara bakmak. Aslında bu kenara da bakabilirsiniz. Ancak S'de olan ve S'den dışarı çıkan bir kenara bakalım ve x'in doğru olduğunu, x doğru ise y'nin de doğru olması gerektiğini tartışalım ve sonra neden u'ya baktığımızı soralım. Bakmanız gereken y olmalıydı ve orada bir çelişkiyi elde ediyorsunuz. Çünkü y doğru cevaba sahipti. Eğer u eşit y ise bu iyidir. Ya da u ile y aynı derecede iyi ve bu ağırlıkların hepsi sıfır ise bu da iyidir. Resme dökersek böyle görünecek. Ama o durumda du doğru yanıttır. Du, delta u idi. Biz olmadığını varsaydık. Çelişkiyi böylece elde ettik. Oldukça açık mı? Bu kanıtlamanın üzerinden tekrar geçin biraz karmaşıktır. Doğal olarak. İşlemek istediğim bir şeyler daha var. Daha kolay şeyler. İlk şey bu algoritmanın koşma süresi ne? Bunu çok çabuk geçeceğim. Çünkü son dersten önce bunu birçok kez gördük. Bazı iklendirmeler vardı. Burada yok. Çünkü bu doğrusal zamanla önemli bir şey değil. Mini yani en küçüğü çekip çıkarıyorsunuz. Aslında bu bir veri yapısı. Yani elimizde V boyutlu bir şey var. Her köşede en küçüğü yani mini bir kez çıkarıyorsunuz. Hepsi bu. Yani V'nin boyutu minleri çıkar. Pekala bu oldukça basit. Sonra bu ana döngü vardı. Bu tamamen kavramsal bir işlem. Aslında algoritmalarda S kullanılmaz. Sadece düşünme amaçlı. Pekala, bu sıfır zaman alıyor. Bunu sevmeniz lazım. Şimdi işin özü burada. Bu döngü kaç kez tekrarlanıyor? Bu U'nun derecesi. Öyleyse gevşetme adımını toplam olarak kaç defa uyguladık? Sadece bunu yapıyoruz demek değil. Fakat bu grubu işleme alıyoruz. Tüm algoritma üzerinde bunu kaç defa yapıyoruz? Her köşede çıkan tüm kenarlara bakıyoruz. Böylece toplam ne olur? Kenarların sayısı. Evet. Böylece bu kenar sayısı kadar tekrar. Aslında bu geçen sefer gördüğümüz tokalaşma ön kuramı ama yönlendirilmiş grafikler için. Ve sadece dışarı giden kenarlara bakıyoruz. Ama burada ikinin faktörü değil çünkü sadece bir taraftan dışarı çıkıyorsunuz. Böylece bazı tekrar döngüleri var. En kötü halde hepsi için anahtar küçültme yani decrease riski yapıyoruz. Böylece en çok e sayıda azaltılmış anahtar. Pekala süre açısından elimizde V sayıda extract min yani en küçüğü çıkart var ki bir extract min yapacak zaman her ne kadar ise ve E sayıda azaltılmış anahtar var her ne kadarsa. ve bu geçen sefer en az kapsayan ağaç yani minimum spanning tree bağlamında primin algoritmasında elde ettiğimiz koşma süresiyle birebir aynı. Hangi koşma süresini elde edeceğiniz hangi veri yapısını kullanacağınıza bağlıdır. Buradaki tüm tabloyu atlıyorum. Ama bir dizilim kullanırsanız sonuçta koşma süresi V kare düzeyinde olacaktır. Çünkü V boyutlu ekstrak bin düzeniniz var ve sabit zamanlı anahtar azaltma işleminiz var. Eğer bildiğimiz ve sevdiğimiz ikili yılını kullanırsanız o zaman her işlem için log V düzeyini elde ederiz. Ve böylece bu V artı E log V olur. Ve bu nasıl yapılacağını bildiğimiz şey. Ve eğer Fibonacci yığını denen bu fantazi veri yapısını kullanırsanız sabit zamanla amortize edilmiş azaltılmış anahtar elde edersiniz. Ve koşma süresinde en kötü durum sınırı olarak E artı V log V elde edersiniz. Bu genelde negatif kenar ağırlıkları olmayan tek kaynaklı en kısa yolların ekstra varsayımları kullanmaksızın bildiğimiz en iyi en kısa yollar çözümüdür. Ve bu bazen bir onun kadar iyidir ve bu bazen şundan daha iyidir. Bunlar ise nasıl yapılacağını bilmeniz dışında bu konuyla ilgisi çözümlerdir. Kitaptaki ilgi bilirimi okumadıkça Fibonacci yılını çözmelisini bilemezsiniz. Bu nedenle en iyi iki koşma süresini belirttim. Pekala şimdi önceden görmüş olabileceğiniz daha kolay bir konu hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Ve bunu bir grafik yardımıyla breadth First Search yani eline arama konusuyla ilişkilendirmek eğlenceli olacak. Aslında bununla daşlanın sonuna geliyoruz. Ama şimdi ben özel bir durum, grafiğin ağırlıksız olduğu yani tüm U ve V köşeleri için W ve U ve eşittir 1 olduğu bir durum üzerinde düşünmek istiyorum. Böyle bir niteliğin olduğunu düşünün. Darşan'dan daha iyisini yapabilir miyiz? Bu koşma süresinden daha iyisini yapabilir miyiz? Muhtemelen tüm kenarlara ve köşelere bakmamız lazım. Bu sebepten burada sorguladığım tek şey bu log ve. Onu ihmal edebilir miyim? Bunun yanıtını birazcık verdim. Yanıt Breadth First Search yani enine arama veya kısaca BFS. Belki de bunu önceden görmüşsünüzdür. Depth First Search yani derinliğini aramanın yanında bir grafiğe bakmanın standart yollarından biridir. Ama burada daha önce gördüklerinizden biraz daha fazla şeyler söyleyebiliriz. Enine arama aslında Dijkstra algoritmasıdır. İyi tasarlanmış bir algoritmadır. İki değişiklik var. Birincisi BFS önceli kuyruğunu kullanmaz. Onun yerine ne kullandığını size söyleyeceğim. Öncelik kuyruğu yerine ilk giren ilk çıkar kuyruğunu kullanabilirsiniz. Sonunda çalıştığı ortaya çıkar. Ekstraktni yapacağınız yerde sadece kuyruktaki ilk şeyi kuyruktan alırsınız. Anahtar küçültme yapacağınız yerde ama burada bir incelik vardır. Bu eğer komutu biraz değişir. İşte gevşetme adım burada. Böylece gevşetme için çok daha basit bir şey söylersiniz. Daha önce V'yi ziyaret etmemişsek V'nin en kısa yol ağırlığına sahip olduğunu belirtiriz. Örneğin dv eşit du artı 1 deriz ve o da kenar uv'nin ağırlığıdır. Ve kuyruğun sonuna V ilave ederiz. Böylece kuyruk boşken işe başlarız. Gerçekte sadece S köşesine sahip olacak. Çünkü en kısa yolun ne olduğunu bildiğimiz tek şey o. Böylece kuyruk sadece bu şeyin en kısa yolunu biliyorum. Bununla sadece dışarıdan giden kenarlarıyla uğraşabileceğim zaman ilgilenirim der. Böylece başlangıçta o sadece S. Dışarı giden kenarlar için S 0 dersiniz. Oradan dışarı giden tüm kenarların ağırlığı bir olur. Kaynaktan en kısa yolun ağırlığı birdir. Eğer tüm ağırlıklar bir eşitse bundan daha iyisini yapamazsınız. Böylece tüm o köşeleri kuyruğun sonuna ekleriz. Sonra bir düzen içinde tüm şeyleri işleme tabi tutarız ve artırmaya devam eder. Eğer değerleri DU ise ona bir ilave ederiz. Sonra kuyrukta oraya geldiğimizde V'yi S'ye ekleriz. Bu eline aramadır. Çok kolay. Bu algoritma ve bir örnek için kitaptaki metne bakabilirsiniz. Çünkü onları da anlatacak zamanım yok. Ama önemli olan zamanın daha hızlı olduğudur. Zaman V artı E düzeyindedir. Çünkü önceki gibi tüm köşelerden dışarı giden her kenara sadece bir kez bakarız. DV'yi bir kez belirledikten sonra artık o şekilde kalır. Ona hiç dokunmayız. Onu S'ye ekleyeceğiz. Bu sadece bir kere olur. Bu eğer komutu ve benzerleri ilk girişte E düzeyinde daha doğrusu tam olarak E kere yapılır. Kuyruğa giriş ve kuyruktan çıkış biz bunu burada ekstra min yerine kullanıyoruz. Sabit zaman alır ve böylece toplam koşma süresi köşelerin sayısı artı kenarların sayısı. Tamam. Bunun çalışması o kadar belirgin olmamakla beraber çalıştıklarını Dashcraft çözümlemesini kullanarak kanıtlayabilirsiniz. İspatlamanız gereken tek şey FIFA kuyruğunun öncelik kuyruğuyla aynı şey yaptığıdır. Bunu bildikten sonra daşların doğruluğu ile elini aramanın doğruluğuna ulaşırsınız. Yani elini arama yalnızca tüm köşeleri bulmakla kalmaz ki belki de bunu sadece köşeleri bulmak için kullanıyorsunuzdur. Ağırlıkların hepsi bire eşit olduğunda S'den her köşeye giden en kısa yol ağırlıklarını da bulur. İşte en kısa yollara giriş, gelecek sefere negatif ağırlıklarla uğraşacağız.